Bugün sanki İslamiyet'te lezzet almak, insanın mutlu olması, hazlar yaşaması yanlış. İslamiyet dairesine girdiğin zaman bunlardan hiçbir şekilde istifade edemeyeceksin. Hep mahrum kalacaksın. Sıkıcı, basit, böyle insanın aradığını vermeyecek, tatminsiz bir daire İslam dairesi. Böyle bir algı söz konusu. Biz ise bunun tamamen yanlış olduğunu bu videoda kısaca anlatacağız. Şimdi çok ilginç, dünyadaki o lezzetlerin uğruna biz Allah'a bir nevi teşbihte hata alma sırt çevirme, yani Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmemeyi böyle gaye edinmişiz toplum olarak. Sanki Cenab-ı Hak bize lezzet vermek istemeyen bir yaratıcıymış, bir Rabmiş gibi. Algı bizim alemimize resmen sokulmuş. Niye? Çünkü işte bunlar haram, işte bunları Cenab-ı Hak Kur'an'da yasaklıyor. Dolayısıyla o zaman demek ki Allah lezzet almamızı istemiyor. Kesinlikle yanlış. Neden? Çünkü bizim lezzet deyip hoşlandığımız her şey Allah'ın lezzet hazinesinden çıkıyor. Haşa, onu oraya başka biri mi yerleştiriyor? Mesela ağzımızdaki tad alma duyusu, yani bu etin içine yerleştirilmiş beşer üstü bu teknoloji kimin? Bu etin her bir tadı ayrı ayrı fark edip algılayabilmesi kimin ilim ve kudret, kimin haz, lezzet alma hazinesinden çıkıyor? Şöyle esbaba bir göz gezdirin bakalım. Tabiatta, atomda, bırakın bu işi olmayı, beşerin, insanlığın kendisinde bu kudret yok. O zaman saltanatta gözümün gördüğü hiçbir şey, basit dediğin o her gün kullandığın ağzındaki tat alma reseptörünün cihazını oraya koymaya muktedir olamaz. Ama bu var. Bu lezzet alma burada var. Nasıl oldu dediğinde beşer üstü bir kudret karşımıza çıkıyor. Başka? Bunu buraya yerleştiren ne yapıyor? Bunun da lezzet alabileceği donanımları, bunun da lezzet alabileceği nimetleri etrafa adeta saçıyor. O elmanın topraktan, tatsız maddelerden bir araya gelmesi. Muzun hakeza, bir içeceğin, çaydan aldığın o lezzet. Dilinin, damağının tattığı ekşi tatlı, helal ve haram. Bütün hazların maliki olan zat Allah. Bakın, denklemi kurun. Lezzet alma potansiyelini yerleştirirken, lezzet alabileceğimiz şeyleri de kainata adeta böyle savurmuş, saçmış. O kadar fazla alacağımız şeyi yerleştirmiş. Demek ki bunun kullanılmasını çok istiyor. Değil mi? Bakıyorsun Kur'an'da, aynı zamanda hani bu bizim bir çıkarımımız, evet gözlemliyoruz ama Kur'an'da da bunu beyan ediyor. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah ye, iç kulum diyor bize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu nimetleri nasıl yiyeceğimizi şükürle, hamle yedikten sonra, aksine bunun, bırakın lezzet almanın yanlış olmasını, bırakın Allah'ın istememesini, bunun bir ibadet olduğunu söylüyor. Allah Allah. Şimdi bakın, lezzet almamızı bile ibadete çeviren bir Allah. Şimdi tat alma duyumuz böyleyken tenimizdeki his başkasının hazinesinden mi çıkıyor? Sinemizin içindeki aşık olmak, bir şeyi arzulamak başkasının hazinesinden mi çıkıyor? Bu hissiyatı ete, atoma, maddeye, cansız şuursuz sisteme kim taktı? Hadi robota aşık edin bakalım. Hadi bir maddeye, bir taşa, bir et parçasına bunu beşer toplanalım, milyar dolarlar yapalım, yatırım koyalım, hadi yerleştirelim. Yok, insanlık bunun çok gerisindeyken her birimizde bu cihazlar var. Tat almak gibi. Şimdi bakıyorsun, bu cihazları buraya yerleştiren, bunların seveceği, bu cihazları doyuracak güzellikler de yaratmış, manzaralar yaratmış, dostlar yaratmış, eşler yaratmış, çocuklar yaratmış. Ne oluyor? Sev diyor yani. İste, arzula ve bunları Allah için yaparsan ben bu lezzet almalarından, sevmelerinden sana aynı zamanda ibadet yazacağım. Yani bunları yaptığın için seni bir de cennetle fazlasıyla, fazla lezzetle mükafatlandıracağım. Şimdi bakın, bizim dünyadaki lezzetlerimiz kimin diye soruyoruz. Bu hazları kim almamızı sağlıyor? Kimin hazinesinden çıkmış? Beşer bu noktada aciz. Beşerin üstü bir kudret, Kur'an'ın Rabbi olan Allah bütün bu donanımı bize yerleştirmiş. Başka? Belki hepimizin imtihan olduğu o şehvet. Şehvetimizin lezzeti. Bunun hazzını alabilmek. O kimin hazinesinden çıkıyor? Kim yerleştirmiş o duyguyu, o hissi, o arzuyu? Veya iştah duyabildiğimiz bir eşi, o güzelliğe ve donanıma, o varlığa getiren kim? Şimdi bakın, senin lezzet dediğin, hoşlandığın, işte nişanlısın, hoşlanıyorsun. Şimdi ondan hoşlanabilmek ayrı bir donanım ve cihazat. Onun gözüne güzel ve yakışıklı görünmesi, onun çizimi ayrı bir cihazat. İnsandaki algı neydi? Allah lezzet almamızı istemedi. Yahu lezzet dediğin her şeyin alabilmesinden tut tasarımına kadar her şeyde Allah'ın mührü var. Nasıl istemiyor?
Ya abi ama bak haram kılmış. Şimdi bakın burası çok kilit bir nokta. Bazı şeyler bakın haram, örnek veriyorum. İşte karşı cins haram değil mi? Allah aşkına onun öyle olmasını sağlayanın Allah olduğunu tefekkür ettikten sonra şuraya odaklan. Yahu Allah sana bunu hiç alma demiyor ki. Sen bu metodla bunu alırsan, bu metodla seversen beni unutacaksın diyor yani. Allah'ı unutmak ne demek? Sen ebedi hazlardan mahrum kalacaksın. O mu diriltecek? O mu sana ebedi hazı verecek? Bir miktar verip seni yarı yolda bırakan için sonsuzu vereceği satma diye ona yaklaşma diyor. Ama ben istiyorum. Tamam evlen. Dünyada dahi vermeye başlıyor ama Allah sana bir eş değil, ebedi bir eş vermek istiyor. İçine bu arzuyu sonsuza kadar gitsin arzusunu koyan kim? Bunu koyduğu gibi o eşleri yaratma potansiyeli her an yaratan kim? Ve bakıyorsun eşim yaşlanmasın, çirkinleşmesin, lezzetini ve güzelliğini yitirmesin. Ama bu dünyada kime gidersen bu mümkün değil. Böyle bir arzuyu koyan sana diyor ki sana bunu ebedi vermek istiyorum. Ama sen sözümü dinlemezsen beni karşına alıyorsun. O zaman Allah'ı karşına alırsan bu fırsatı kaçırıyorsun. Allah seni bir şeylerden sınırlayarak vermek istemediğinden değil, ebedi vermek istediğinden seni buraya çekiyor. Doktor diyor ki mesela işte perhiz et. İşte ameliyattan çıktın şunları şunları yeme. Şimdi sana yeme demesi ya doktor da benim hiç lezzet almamı yaşamamış yapmamı istemiyor herhalde ya. Sıkıntıya hapsedecek herhalde. Ya olur mu? Sen onu yesen zarar edeceksin. Sen onu yesen hastalanacaksın. Sen onu yesen belki bırak biraz lezzet almayı hayatın sönecek hiç lezzet alamayacaksın. O zaman şurayı da anlayabiliyoruz değil mi? O hazların sahibi Allah'sa sırf bunlar için Allah'a arkasını dönen demek ki Allah'ı tanımıyor. Allah'ın neler yaptığını ve yapabileceğini bilmiyor. Rabbini tanımadığı için onlara bu kadar sıkı tutunuyor. Demek ki problem ta temelde. Rabbini tanımamakta. Bu işleri yapanı tam görememekte, neler yapabileceğini onu tanımadığı için keşfedememekte. Allah'ı bilmediğin zaman demek ki bak buraya mahkum oluyorsun. Mesela dünyanın en zengini Elon Musk sanırım 300 milyar dolar serveti var. Ve bu adam çok girişimci, yatırımını nereye yapacağını bilen bir adam. Duysa ki ölüyü diriltmek gibi bir proje var. Ölüleri diriltmek. Ben eminim ki bu adam milyar dolarlarını bu projeye yatıracaktır. Çünkü insanların en büyük ihtiyaç duyduğu şey bu. Değil mi? Dirilmek, ölüme çare bulmak. Bakın Allah öyle bir kudretle saniyede 3 insan. Saniyeyi 60 saniyeyi bölün. O 60'a salisede insanlar aleminden, kedisinden, kuşundan, karıncalarından, sineklerinden, fillerine. O fillerin yediği ağaçlardan küçücük otlara kadar. Saniyenin 60'ta birinde salisede binlerce can veriyor. Canlıyı dünyaya sürüyor. Bir anda hayatları ortaya koyup diriltiyor, ölüleri diriltiyor. Şimdi bir adam o ölüyü diriltme projesine milyar dolarlar yatırabilir. Ama bu kudretimiz yok. Ama anda ölüler diriliyor. Anda binlerce can piyasaya sürülüyor. Nasıl bir servet, nasıl bir güç anda hayatlar ortaya koymak. Bakın dünyanın en zenginini anda, bir anda yenen bir kudret, bir zenginlikten bahsediyoruz. Ki zaten bu sohbeti dinleyince o zenginliğin de o hazineden geldiğini insan anlar. O zaman sen Allah'ın hazinesini bilmiyorsun. Sen zenginlik istiyorsun ama Allah ebedi zenginlik verecek potansiyele sahip. Gitmiyorsan Allah'a, gördün mü bak tanımıyorsun. Ya o temeli çözmek lazım. Allah'ı tanımak lazım. En birinci mesele bu. Sen de ya hele şu dünyada bir Rabbini tanı. Allah'ı unutacak şeylerle arana biraz mesafe koy. Rabbini tanımanın yollarını ara. Kainatı, eserlerine bak. Cenab-ı Hakk'ı tanımaya çalış. Onun lezzetini, onun tanımanın hazzını bir aleminde yaşa. Allah'ı tanımak sana ebediyeti kazandıracak zaten. Şimdi ne oldu? Lezzet dediğin şeyler Allah'ınmış. Onların ebedi olmasını istettiren içinde Allah'mış. Vermeyi vaat eden ve vaat ettiği şeyde yapabileceğini kainatta dirilişle gösteren yine Allah. Bir tohumun dirilmesi, beşer toprağın altına girince tohum kadar değer görmeyecek mi? O hayatsızlıktan binler canı çıkaran, o kupkuru dalları yeşertebilen güç, o ilim, o hayat sana bunu yapamayacak mı? Beşeri bir araya getirip toplayan, vücudunu bir araya getirip toplayan, 6 ayda bir bütün vücudunu, sistemini yenileyen, senede 2 defa, 20 yaşındaysan 40 defa, bugün ölsen 41'i yapamayacak mı? 500 kiloluk bir kayayı kaldıran, 5 kiloluk taşı kaldıramayacak mı? Bütün kainatı diriltebilen bir ilim ve güç ve kudret. Ölsen bir tane seni diriltemeyecek mi? Başta yapan bir daha, tekrar tekrar yapan hatta bir daha yapamayacak mı?
Şimdi ne oldu? Ebedi hazzı istetti, yapabileceğini gösterdi. Gösteriyor kainatta ve Kur'an'da da diyor ki bir ahiret var, bir diriliş olacak. Beyan ediyor. Başka? Peygamberler gönderiyor. Diyor ki yayın, dellallar, bir diriliş olacak, bir ahiret var, korkmayın. Ve başka? Binlerce ashab, binlerce evliya, büyük zatlar arkasında. Fıtrat bu işin arkasında. Ben de istiyorum ebediyet diyor. Ve ne oldu? Lezzetin kaynağı, bütün o hazları hazinesinde tutan, ortaya koyan sana bunun yolunu da açtı. Lezzet isteyen, haz isteyen Allah'a koşmalı. O zaman İslam ne dedi? Sevme değil, ebedi sev demiş oldu. İslam haz alma, lezzet alma demedi. Ebedi haz al dedi. İslam güç, makam, para, zenginlik isteme demedi. Ebedi güç, ebedi zenginlik sahibi ol dedi. Nasıl? Onu tanırsan Allah'ı tanıyan her şeyi bulur. Onu unutan dünyada hiçbir şey bulamaz. Bulsa da geçici elemli zevkler bulur, onu da kabirde kaybeder. İşte bu iflasın önüne Allah varlığıyla ve bu varlığını beyan ettiği İslam kural ve kaideleriyle, sünnet-i seniye ile önüne geçti ve dedi ki bu daire size aradığınızı ebedi verecek. O zaman hakiki kaybolmayan lezzet isteyen Allah'a koşmalı.